başlayalım. Çalışıyoruz. Evet. Kaç yıllık burası? Başkanım buranın kuruluşu kaçta? 20 yıl. 20 yıl. 20 yıl. Biz ben 30 yıldan beri başladım. İstanbul'da yaparım. Daha çok şey mi? Oto işi mi? Tabii hocam, burası başkanım, burası komplo sanayi. Oto sanayinin içine bazı yanlış mobilya da vesaire. Evet, öyle değil hocam. Bakıyorsun, o da girmiş oraya. Evet. Öyle değil. Koşturuyorsunuz. Sizin içiniz zor var ama. Kolay değil. Allah yardımcınızı başlayalım. Önemli olan zor işi başarmak. Evet. Kolayı herkes yapar. Evet. Biz de zor işi inşallah başarırız. İnşallah. Memleketimiz biraz huzura ihtiyacı var. Evet. Tarım sektörü, yani şu gıda stratejik sektör. Arabanız olmayabilir. Buzdolabınız olmayabilir. Çamaşır makineniz olmayabilir. Mobilyanız olmayabilir. Ama günde bir sefer yemek yemek zorundasınız. Evet, bunu üreten de çiftçi. Evet. Yani ya besici sütlü, yoğurtlu, peynirli, onları çökelekli, onları üretecek. Evet. Öbürü de buğdaydı, mercimekti, bilmem neydi, onları üretecek. Dolayısıyla tarım sektörü dünyanın bütün ülkelerinde desteklenir ve stratejik sektördür. Bizde mesela Konya Ovası, yani Hollanda, bizde Konya'dan küçük toprak olarak. Yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üstünde. Bizimki 18 milyar dolar. Biz elma yetiştiririz yani. Meşhur. Genelde bizimki elma. Meşhurdur. Yani. Dünyada da bizim elmamız aşağı dördüncüye falan geliyor. Babam diyor ki oğlum diyor, şimdi ben diyor hani uğraşıyorum, ediyorum diyor. Bir sene uğraşıyorum, bakıyorum diyor, hesap kitap yapıyorum diyor. İnan ki diyor, hesap kitap yapıyorum diyor. Yarı yarıya zarar diyor mesela. Ama ne yapayım diyor, mecbur yapacak başka bir şey yok diyor. 7 kere susuruyorum diyor, 7 kere ilaç yapıyorum diyor. Satayım, hesabın kitabını yapıyorum diyor. Bakıyorsun diyor, aracı parayı kazanmıştır. Biz de bir sene sonra gözüne bakıyoruz diyor. Aman diyor soğuk olmasın, aman şöyle olsun, öyle. Aman böyle olsun. Yani don gelmesin. İşte don olmasın. Evet. Şey yani, bunun bir kere yok yani. Evet. Ama işte bunu devletimiz olarak tabii ne olacak, ne yapacağız bilmiyoruz valla. Devleti devlet yapan bürokrasidir. Evet. Yani validir, kaymakamdır, emniyet müdürüdür, jandarmadır, ordudur, genelkurmaydır, merkez bankası. Devlet budur. Evet. Bir tüzel kişiliktir yani. Bunların içinde de insanlar var. Ama o insanların liyakatli olması lazım. Şimdi bana deseniz ki ya sen üniversiteyi bitirdin, gel şu motoru düzelt diye. Anlamam. Anlamaz. Benim alanıma girmiyor çünkü. Ama size de sorsam ya sen bu motoru falan filan iyi yaptın, gel şu bypass ameliyatını da yap, kalp de çalışıyor. Siz de değilsin, ben onu yapamıyorum. Evet. Herkes kendi alanında uzmanlaşır. Şunu yapacaksınız. Ben tarıma önem veriyorum. Siz sanayiye önem veriyorsunuz. Öbürü üniversiteye, öbürü hastaneye. Kendi politikası var. Politikasını önce halka açıklar. Halk der ki tamam biz bunu beğeniyoruz. O da gelir. Kendi politikasına göre devleti yönetir. Ama liyakatli kadroları tutarak. Öyle ben yani. Daha 90'a dükkan açtım. Yani bir kere gelen oldu. Onun harici gelen olmadı. Evet. Bir gel bir gezin yani mesela caddeleri gezin. Doğrudur. Gerçekten yani bir dolaşın yani esnaf ne yapıyor diye. Geldiğiniz yerde yani bir selam vermek güzel bir şey yani. Öyle. Nasılsınız demek, bir görünmek güzel bir şey yani. Doğru, doğru. Bilmiyorum yok yani, sanayiye çok bir önem veren yok yani. Ama tabii toplum mesela esnafın sorunlarını 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Esnaflardan bir yetkili organ diyor ki esnafın bu derdi var diyor. Bize ya bir rapor yazıyor ya bir metin gönderiyor veya bir mail atıyor. Veya bir arkadaşımızı görüyor, ona söylüyor. Ama sıkıntılı tabii ya, şu aşamada biraz sıkıntılı esnaf. Sıkıntılar nasıl atlatacağız başkanım? İktidar buraya kadar gelmişsiniz. İktidar değişirse sıkıntılar atlatılır. Yani iktidar değişmeden sıkıntılar büyür. Daha da büyür yani. Göreceksiniz. Daha da büyür. Niye iktidarın değişmesi lazım? Onu da söyleyeyim. Şimdi devleti yöneten insanların şeffaf olması lazım. Yani ben aldığım, sizden aldığım vergileri nereye harcadığımı benim size söylemem lazım. Şuraya harcadım diye söylemem lazım. Söylenmiyorsa bu iş olmaz. İki, devleti yöneten insanların temiz olması lazım. Yani yakın, akraba, eş, dost, ihale falan filan. Buraya girdiğiniz andan itibaren devleti yönetemezsiniz. Başkaları sizi yönetir. Onun için devleti yöneten insanların temiz olması lazım, ahlaklı olması lazım. Üç, devleti yöneten insanların
liyakatli insanları devlet yönetimine getirmesi lazım. Bu devletin önce neye ihtiyacı var? Düşüneceksin. Ve geleceğe yönelik planlama yapacağız. Evet. Yani 50 yılı, 25 yılı, 30 yılı planlayacaksınız. Bu devlet ne yapacak? Hepinizde cep telefonu var. Evet. Kimin ürünü bunlar? Yabancıları. Evet, yabancı aynı. Biz yani yapıyor muyuz? Yapamıyoruz. Yapamıyoruz, doğru. O zaman devleti yönetenler şunu düşünecek. Biz katma değeri yüksek ürünü nasıl üretiriz? Değil mi? Yolu ne? Bir tane yolu var dünyada. Üniversite bilgi üretirse katma değeri yüksek ürün üretirsiniz. Üniversite bilgi üretmese hikaye, onlar üretirler, siz de pazarsınız, size de satarlar. Üniversitenin bilgi üretmesi için üniversitede her türlü düşüncenin tartışılması lazım. Sen düşünceye sınırlama getiremezsin üniversitede. O ne? O açıdan birden fazla yolu var, yöntemi var. Çiftçinin üretmesi lazım, çiftçinin kazanması lazım. Hiç kimsenin zarar etmeyeceği bir model oluşturmanız lazım. Ayrıca devlet yönetiminde denetimsiz hiçbir alan yoktur. Her alan denetlenir. Meclis kanun yapar, Anayasa Mahkemesi denetler. Der ki bir dakika, bu anayasaya aykırı. Siz vergi öderseniz biz harcarız, devlet harcar. Sayıştay denetler. Sayıştay kime bağlı? Meclise bağlı. Meclis adına bütün bakanlıkları denetler. Para doğru harcandı mı, harcanmadı mı? Devlette her alan denetlenir. Düne kadar öyleydi. 2018'e kadar. Sonra değişti. Denetim kalktı ortada. En güzel tarafı da o yani. Takip etmek, araştırmak. Öyle. Paranın başka bir ellere akmamasını sağlamak. Öyle. Eğer öyle bir şey olsa zaten bu Türkiye para fazlasıyla yeter. Aynen. Hırsızın önünü kesmek açıkçası. Türkiye zengin bir ülke. Her şeyi var Türkiye'nin. Evet. Madeninden tut, güneşinden tut, suyundan tut, toprağından tut, insanından tut. Zengin yani. Ya ben niye buğdayı ithal ediyorum? Tabii yani ben, ya ben niye merceği ithal ediyorum? Toprağımız var ya, çok şükür. Eskiden Doğu Anadolu'da hayvancılık çok iyiydi ve biz yurt dışına canlı hayvan ihraç ediyorduk. Evet. Şimdi dışarıdan hem et alıyoruz hem canlı hayvan alıyoruz. Olmaz. Olmaz. Ya bir yerde bir hata var. Hata sizden değil, hata yönetimden kaynaklı. Yani devleti yönetenler bunu planlama o yüzden önemli. Yani çok yetişmiyor. Benim şimdi oğlum var, bir çocuk var işte, onun arkadaşı var. Mesela onlar bana getiriyor, ben ediyorlar. Biz 5-6 kişi çalışıyoruz. Çarpılamıyor. Ya İranlı buluyorsun, ya Iraklı buluyorsun. Ya işte ne buluyorsun? Yani yok, çalışmıyor. Sana iyi çırak gelmiyor, yetişmiyor yani. Ya bundan sonra ne olur bilmiyoruz yani. Biz şöyle bir şey düşünün. Bu şikayet sadece buradan gelmiyor. Ben Kayseri'ye de gittim, Gaziantep'e de gittim, büyük sanayiye de gittim. Orada da bu. Ara eleman sıkıntısı çok. Bütün organize sanayi bölgelerinde meslek liseleri açmak, teknoloji liseleri. Teknoloji liseleri açarsınız. Bunlar 6 yıl olur. 3 yıl okur. 3 yıl hem staj yapar hem okur. Evet. Staj yaparken sosyal güvenlik primlerini devlet öder. Evet. Usta da kendisini görür, usta başı da görür, patronu da görür, varsa mühendisi de görür. Sonra bunlar eğer üniversiteye gitmek istiyorsa iz düşümü olan fakülteye artı puanla gider. Evet. Dolayısıyla bu okullar cazip hale gelir. Hani ve bunlar da yatılı olursa öğrenci aileye de yük olmaz. Böyle bir düşüncemiz var. İnşallah bunu hayata geçireceğiz yani. Eyvallah. Yukarıda açımız var. Kaç fazla var? Var. Tamam. Otobüs fiyatları da çok yüksek. Orada da bir sıkıntı var. Vallahi otobüs fiyatları bu bayramda kaç kişi gider memlekete bilmiyorum. Yani otobüs fiyatları bir aile yükseldi yani. Hani belki bir kişi gider, eskiden 4-5 kişi birden gidebiliyorlardı falan. Şimdi biraz sıkıntılı yani. Sıkıntı. Otobüs firmaları da sıkıntılı tabii. Yani mazota bu kadar zam geldi, yedek parçaya geldi. Ne yapacak adam? Mecburen fiyatları zam yapacak. Evet. Yoksa o da batır. Şimdi müşteri bulamazsa o da batar. Geçen Ankara terminalinde Yozgat'a gidecek otobüsü belli bir saat terminalde tutmak zorunda ve o saatten sonra çıkmak zorunda. Yoksa ceza yiyecek. Ya Yozgat'a gideceğim diyor. 3 kişi bindi diyor. Dördüncüyü bulamıyorum diyor. Ama buradan da çıkmak zorundayım. Çıkmasam bir de ceza yiyeceğim diyor.
Evet. Şimdi bu adam nasıl yaşayacak? Aynen, nasıl doğru. Ayakta duracak yani? Asgari ücrete zam gelecekmiş ya. Onu getirmeseler, engel olsanız. Ya burada personel var değil mi? 4500 lira evet. Veriyoruz şu anda. 2,5 verirken 4,5 evet. Veriyoruz. Şimdi 6 lira yaptı mı ne yapacağım ben? Gene evet. İşçiliğime zam koyacağım ki evet. O elemana da ücretini ödeyebileyim evet. Daha fazla şekilde. Evet. Silsile evet. Yoluyla zam her türlü yayılıyor. Evet. Vergiyi kaldırırsanız işveren buna itiraz etmez. Çünkü zaten maliyeye yatıracağını işçiye verecek. Sizin daha fazla gelir elde etmeniz nedir? Gider daha fazla alışveriş yaparsınız. Asgari ücretle ev alınmayacağına göre, arabada alınmayacağına göre. O yapılan asgari ücretin bir zammı bir anlamı kalmadı. Fazlasıyla gidiyor bizden. 1000 lira veriyor. Bunu vatandaşlar 3000 lira olarak geri alıyor. Dolayısıyla kişi başına gelir artırmak lazım. Fakat Türkiye'de görünen tablo şu yani. Ya gerçekten çok acımasız bir tablo var. Şimdi siz yol yapıyorsunuz. Dolarla veriyorsunuz ihaleyi, getiriyor, diyor, sana dolarla verdim diyorsunuz. Yolu bir de garanti veriyorsunuz üstüne. Geçenlerden tamam para alıyorsunuz, hadi ona itiraz etmiyorum. Geçmeyenden de para, hadi ona da itiraz etmiyorum. Ya, dolarla veriyorsunuz, öyle bir kar veriyorsunuz ki adamın. 3 milyara veriyorsunuz, 9 milyar lira garanti veriyorsunuz. 9 milyar ödeyeceğim ben onu. Ya bu devlet... Koskoca Atatürk Barajı'nı yaptı. İşte dışarıdan para bile almadı. Atatürk Barajı'nı yapan bir devlet köprü mü yapmaz ya? Yol mu yapmaz? Havaalanı mı yapmaz? Birilerine veriyorsun. Ben onlara beşli çete dedim diye. Doymayan mide kimin diye. Gittiler. Mahkemeden karar çıkardılar biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu da beşli çeteyi söylemesin diye. Tedbir kararı. Ben gene söyledim. Sen ne diyeceksin ki bana ya? Ne yapacaksın bana? Dolayısıyla... Haksızlık buradan başlıyor yani. Adın ne senin? Yusuf. Okula gidiyor musun? Kaçıncı sınıf? Kreş. Anaokuluna mı gidiyorsun? He? Yaramazlık yapıyor musun? Hiç yapmadın mı? Babana söyle senin yaramazlık yapma hakkın var biliyor musun? Hakkını kullan arada yaramazlık yap. Ersin abi Ersin abi direkt başkanımın yanına aldım.